Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Altay Cemmeriç ile ilgili bu tiyatronun dördüncü bölümünü oynatacağız ama overlay kalmış burada. Evet, overlay'di. Yayınladık, tamam. Bugün Altay Cemmeriç'in dördüncü bölümünü, yani bu tiyatronun dördüncü bölümünü sizlerle paylaşacağım. Yani başından belli olanların hepsinin birer uydurma olduğunu zaten anlamışsınızdır. Yani bu adamların Rum süresinden başlayarak yani her şeyi uydura uydura devam ettiklerini anlamışsınızdır. Altay Cemmeriç gibilerini neden hani İslam dinini bilen, İslam dinini eleştirebilen ya da İslam diniyle ilgili eleştirisel bilgiler getirebilen en azından ya da İslam tarihi hakkında bilgi sahibi olan ateist ve nanteistler tartışmadığının en büyük ispatlarından bir tanesi de gördüğünüz gibi bu tür videolarda yaptıkları saçmalıkları ortaya çıkmasını istememeleridir. Ya da bunları ortaya çıkaracak ya da bunlarla ilgili sorular soracak insanların karşısında istememelerinden kaynaklanıyor. O yüzden böyle bir durum var. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok da fazla bekletmeyeceğim. Bugün tek başımıza bu yayını yapacağız sizinle beraber. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. O yüzden fazla bekletmeyeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Ama yine ben duyurum yapayım. Tabii ki abone değilseniz kanalıma abone olursanız bu videoyu beğenip paylaşırsanız aynı zamanda katıl butonuna bir de destek olsa seviniriz arkadaşlar. Önce intro, ondan sonra Altay Cemmeriç'e devam edeceğiz. Başka gaybi mucize olan Hudeybiye Fethi ile alakalı bize bir izah yapabilir misin abi? Şimdi Hudeybiye Fethi'nde şöyle bir olgu var. Nebi Aleyhisselam bir rüya görüyor bir gün ve rüyasında Kabe'yi hac ettiklerini görüyorlar. Biliyorsun peygamber rüyaları şeydir, vahiy olarak kabul edilir. Hani doğru çıkması gerekir. Sahabesini toplayarak Nebi Aleyhisselam şeye gidiyor, hac etmeye yola çıkıyorlar ve silah almıyorlar yanlarına. Ne kılıç alıyorlar ne işte o dönemin silah cihazlarından başka birine. Sadece kısa bir hançer alıyorlar yanlarına. Kısa hançer de o dönem bir savaş silahı sayılması. Yani herkes taşır onu. Bu şekilde yola çıkıyorlar Mekke'yi hac etmek için. Tabii o dönem savaş ortamı var Mekke ile Medine arasında ciddi bir savaş ortamı, ciddi bir düşmanlık var. Hatta Araplar diyor ki tamam diyorum hani bunları öldürecekler Kureyşliler. Ama şöyle bir gergin durumu var Kureyş açısından. Kureyş Kabe'nin koruyucusu olmakla övünüyor. Ama Kabe'nin sahibi değil. Yani orada hac etmek için gelmiş ve barışçıl amaçla gelmiş bir topluluğu alıkoyduğunda Kureyş açısından bu bir itibar sarsılması demek. Çünkü diğer kabileler diyecek ki Kureyş Kabe'nin sahibiymiş gibi davranıyor. Ve bunlar burada bu şekilde davranmaya devam ettiği zaman ileride bize de böyle problem çıkarabilirler. Şimdi bu söyledikleri bize yani niye Altay Cemmeriç bizimle tartışmıyor konusunda tekrar tekrar kanıt niteliğinde olacak şeyler. Çünkü tutarsız şeyler söylüyor. Aynı zamanda söylediği şeyler İslam tarihinde, bu arada bunların hepsini İslam tarihine göre söylüyor. Birazdan daha da detaylarını söyleyecek. Ayrıntılı bir şekilde sanki hani bunları yaşayan hani bunlar o zamandan kalan gerçekten böyle böyle şeyler olduğunu söyleyen ne bileyim işte dış kaynaklar falan da var. Yani hani teyit edebileceğiniz farklı milletlerden kalan kaynaklar da varmış gibi söylüyor ama hepsi İslam tarihinde anlatılan 200 sene sonra yazılmış İslam tarihinde anlatılan hikayeler aslına bakarsanız. Bunların bir kanıtları vesaire bir şey yok ama madem bu hikayelere bakıyorsun, madem bu hikayelerin doğru olduğunu kabul ediyorsun, aynı hikayelere göre çok daha farklı bir şey çıkıyor ortaya. İşte bu yüzden Altay Cemmeriç gibiler bizimle herhangi bir şekilde birebir tartışmaya girmek istemiyorlar. Çünkü bak az önce kendisi dedi. Kureyşler Kabe'nin koruyucusu, sahibi değiller ama koruyucusu. Silahsız olarak hacca gidenlere bu yüzden dokunmaktan çekiniyorlar. Çünkü eğer silahsız olanlara dokunursak efendim diğer Arap kabilelerde ya bize de bunu yaparlar diye işte Kureyşler olan güvenleri sarsılacak. Peki o zaman ben size bir İbni Hişam'dan bir alıntı okuyacağım. Niye İbni Hişam? Aynı kaynaklar. Yani aynı şeylerden bahsediyoruz. Yani Altay Cemmeriç için anlattıklarını anlatanlar yani Altay Cemmeriç'in anlattıklarını elde ettiği kaynaklarla benim şimdi size aktaracağımı söyleyen kaynaklar aynı kaynaklar. Başka bir şey değil. Yani Bizans kaynaklarına söylemeyeceğim size ya da Sasani kaynaklarına ya da Mekkeli müşrikler böyle diyorlar demeyeceğim. İslam kaynaklarına söyleyeceğim. Yani Müslümanlar söylüyor bunu. Gerçi ben Müslümanların söylediğini söyleyince Altay ceza alıyor. Muayene mesele de. Neyse. İbn-i Hişam'ın Siret-i Hişam kitabının ikinci cildinin 332. sayfası. Bakın ikinci cilt 332. Yani kaynak isteyenler. Nereden baktın diyenler de bu ve bir kaynak olsun. İkinci cildin 332. sayfası. Eğer okursanız ben buraya bir özet geçtim. Özet için size okuyacağım. Sonra birebir kelime kelime okuyacağım. Diyor ki İbn-i Hişam az önce ilettiğim sayfaya bakarsanız. Muhammed'in Abdullah bin Caş adında birisine bir mektup verip onu Kureyşleri gözetlemeye gönderdiği Abdullah bin Caş ise bu nedenle Hicaz üzerine yürürken işte giderken Kureyş'e ait olan bir işte kuru üzüm
deri ve ticaret malları yüklü bir kervanla karşılaştığını yazıyor İbn Hişam. Ve diyor ki Hişam 333. sayfada, yani bir sonraki sayfada İbn Hişam konuyu şöyle anlatıyor. Kelimesi kelimesine aktaracağım. Kavim onları görünce onlardan çok korktular. Onların yakınlarına inmişlerdi. Bunun peşinden Ukkaşe bir mıhsan göründü ve o başını tıraş etmişti. Onlar onu gördükleri zaman emin oldular ve dediler ki bunlar umrecidiler. Size onlardan bir zarar gelmez. Bunlar kervan hakkında müşavere ettiler. Bu Recep ayının son günü idi. Dediler ki vallahi eğer bunları bu gece bırakırsanız hareme giderler, yani mescidi Kabe'ye, yani Mescid-i Haram'a, ve onunla kendilerini sizden korurlar. Ve eğer onları katlederseniz elbette haram ayda onları katletmiş olursunuz. Böylece sahabiler tereddüt geçirdi ve onların üzerine ikdam etmekten çekindiler. Sonra kendilerini onlara karşı onlara karşı tescih ettiler ve onlardan üzerine kadir oldukları kimsenin katli ve onlarla birlikte olan şeyleri almaya azmettiler. Böylece Vakıt bin Abdullah et-Tamimi Amr bin el-Hadrimi'yi bir ok ile vurdu ve onu katletti. Bakın bu katletti cümlesini Şam'dan okuyorum. Ben söylemiyorum. O diyor katletti diyor. İki kişiyi esir aldı. Abdullah bin Caş ve arkadaşları kafileyi ve iki esiri aldılar ve Medine'de Resulullah'ın yanına geldiler. Abdullah bin Caş'ın soyundan biri rivayet ettiğine göre Abdullah arkadaşlara dedi ki ganimet ettiğimiz şeylerin beşte biri Resulullah içindir. Bu Allah'ın ganimetlerin beşte birini farz kılmasına önce idi. Böylece Resulullah için kafirlerin beşte birini ayırdı ve vesaire kalanını da arkadaşlar arasında taksim etti. Şimdi bakın Hişam diyor ki hikayede. Bu da bir hikaye diyebilirsin. Evet, o da hepsi bir hikaye aslında bakarsan. Yani hepsinin hikaye olduğunu kabul ediyorum ben diyorsanız bu başka bir şey. Ama bu hikayeleri gerçek gibi anlatıyorsanız ki Altay Cemmeriç gerçek gibi anlatıyor. O zaman gerçeklerden bahsetmeye devam edelim. Diyor ki Hişam. Muhammed diyor Medine'ye gittikten sonra diyor etrafa diyor insanları göndermeye çalışıyor. Bunlardan birisi de Abdullah bin Caş'tı ve Abdullah bin Caş Hicaz bölgesinde dolaşırken bir kervana rast geliyor. Kervan kuru üzüm, deri filan olan ticaret malları olan bir kervan. Yani hem haca gidiyorlar hem ticaret yapıyorlar. Zaten büyük ihtimal Abdullah bin Caş'ı da cezbeden içinde ticaret mallarının olması. Ama o ticaret mallarını götürenler Hişam'ın da dediği gibi kafalarını tıraş etmiş insanlar. Kafalarını tıraş etmek haca gittiklerini gösteriyor. O yüzden diyor ki bakın hatta kelimesi kelimesine bunlar burada ümrecidirler, size onlardan bir zarar gelmez. Yani size bu kervandakiler bir zarar vermez. Bunlar ümreci zaten. Peki şimdi az önce Kureyş'ten bahsetti. Kureyş hac etmeye giden Müslümanlara ya biz bu Müslümanlara dokunursak diğer kafileler de bize işte şey yapar, tepki verirler, bir problem çıkar. Silahsızlar ama biz bunlara dokunmayalım derken silahsız olan kervana kim saldırıyor? Kim Vakıt bin Abdullah et-Tamimi'yi Hişam'ın tabiriyle katlediyor? Hani haca gidenlere saygı? Şimdi Altay Cem Meriç bu yüzden bizimle karşı karşıya gelmek istemez. Çünkü bana bu malvalları okuyamaz. Cahilleri kandırır. Aptal yerine koyduğu insanları da kandırır. Ama bilenleri kandıramaz. İşte anlatabildim mi? Niye Altay Cem Meriç gibileri bizden kaçıyor? Anlayabiliyor musunuz? Niye birebir de görüşmüyor falan? Mesela görüştüğü ateistlere bakın İslam konusuna girmemeye çalışır. Niye? Çünkü hepsi hikaye. Ve aynı hikayelerde kendi söylediğinin tam tersini anlatan olaylar var. Şimdi buna göre Mekkeliler mi daha nazik ve daha barışçıl hareket ediyorlar? Müslümanlar mı daha nazik, daha barışçıl hareket ediyorlar? Hadi bakalım. Ha, bu arada şunu da ekleyeyim. Hişam bu söylediklerin akabinde Muhammed'in o ganimetleri önce kabul etmediğini söylüyor da. Hani bunu da ekleyeyim de. Devam edelim. Şimdi diyecekler onu eklemedim falan. Evet. Önce kabul etmiyor, sonra kabul ediyor ama. Ne oldu şimdi? Yani eğer Altay Cemmeriç bir mucize anlatıyorsa bence Mekke'nin müşrikler daha iyilermiş. Keşke Mekke'nin müşrikler hacin koruyucusu olarak kalsalar. Müslümanlar hiç Kabe'yi fethetmeseymiş. Mekke'nin müşrikler baksanıza Kabe'ye haca gelenlere dokunmuyorlar adamlar. Yani Müslüman ki savaş halindeler. Silahsız gelmişler. O kadar Müslüman gelmiş. Mekke'li müşrikler isteseler o Müslümanları öldürebilirler mi? Öldürebilirler. Ama diyorlar kardeşim biz öldürürsek işte böyle böyle bir şey olur. Peki aynı şartlarda silahsız haca giden
İnsanlarla karşılaşınca Müslümanlar ne yapıyor? Diyor ki biz bunların mallarına el koyalım. Birini öldürüyorlar, mallarına el koyuyorlar. Şimdi hangisinin daha muteber olduğunu, hangisinin daha size hoş göründüğünü kaydını size bırakıyorum. Belki Müslümanlar Müslümanları hoş görüyor olabilirler. Aa iyi ki de öldürmüş, mallara el koymuş falan diyen de olabilir. Bir şey diyemiyorum. Ben sadece anlattım. İkisi de aynı kaynak. İkisi de aynı İslam kaynağı. Sayfasına kadar verdim. İbn-i Şam cilt 2 sayfa 332 ve 333'e bakın. Bu hikayeyi aynen okuyabilirsiniz. Ben bunu Tevbe Suresi ayet 5'teki videomda da anlattım. Benden söylemesi. Yani devam edelim isterseniz hikayelere. Bunları bak, bunları reddetmenin tek nedenin tek şeyi nedir biliyor musun? Hani bu söylediklerimi kabul etmemenin tek gerekçesi şu olabilir. Hepsi hikaye derseniz. Ama ben kendi hikayelerime inanıyorum, senin hikayelerine inanmıyorum derseniz ki aynı kaynaktan alınmasına rağmen bu düzenbazlık olur. İkiyüzlülük olur. Sahtekarlık olur. Ama hiçbirine inanmıyorum diyorsanız tamam. Devam. Ve orada işte hacı develeri var, kurbanlık kesilecek develer var vesaire. Kureyş bir sefer elçi gönderiyor Nebi Aleyhisselam'la görüşmek için. Birkaç elçi geliyor. Bu arada Hazreti Osman Mekke içine elçi olarak gidiyor. Ve öldürüldüğü haberi geliyor Hazreti Osman'ın. Hazreti Osman'ın öldürülmesi haberinden sonra işte bizim meşhur bildiğimiz bu Rıdvan Beyatı dediğimiz bir beyat alınıyor. Silahsız olmalarına rağmen savaşmak için beyat ediyorlar. Bu haberin asılsız olduğu sonradan anlaşılıyor. Ve gelen elçi Süheyl adında bir elçi. Nihai olan anlaşmadan bahsediyorum yani. Anlaşmanın yapıldığı elçi. Anlaşmanın şartları üzerine konuşulurken birkaç tane gerginlik yaşanıyor. Öncelikle mesela Nebi Aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim yazdırmak istiyor anlaşma metnine. Hudeybiye anlaşmasının metnine. Süheyl işi zora sokmak için biz Rahman kimdir bilmiyoruz diyor. Bismillahirrahmanirrahim yazdı. Bismillahirrahmanirrahim Mekke'li müşriklerin de kullandığı bir şey. Allah'ın ismiyle demek. Bunu yazdırmıyor. Bu bir siyasi yani şey yaratıyor. Sahabede bir gerginlik oluşturuyor. Ondan sonra anlaşma metninin sonunda Muhammed Resulullah yazdırıyor. Hani Mekke müşrikleri yani Mekkeliler yani Kureyş ve Muhammed Resulullah arasında yapılan bir anlaşmadır diye yazılacak ya. Süheyl diyor ki biz senin Resulullah olduğunu kabul ediyorsak zaten seninle savaşmayız. Muhammed bin Abdullah yazdırıyor. Resulullah ifadesini silecek Muhammed bin Abdullah. Anlaşmayı Hazreti Ali yazıyor. Nebi Aleyhisselam diyor ki sil diyor, tamam öyle yaz, söylediği gibi yazıyor. Hazreti ki ben Resulullah ifadesini silmem. Ben silmem diyor yani, yazmam, silmem diyor. Nebi Aleyhisselam diyor ki o zaman diyor bana göster, ben sileyim diyor. Neresi? Gösteriyorlar. Kendisi siliyor onu. Muhammed bin Abdullah yazılıyor. Evet. Şimdi buradaki saçmalığı anladınız mı arkadaşlar? Yani Altay Cemmeriç tabii ki bunu yine İslam kaynaklarına, bu hikayeleri yine İslam kaynaklarına anlatıyor. Ama bu hikayedeki saçmalığı anlayabiliriz mi? Yani hikaye olduğunu biliyoruz da hikayedeki saçmalığı, mantıksızlığı anlatmaya çalışıyorum size. Şimdi bu hikayeleri, şimdi bunlar hikayelerin belli kısmını çekip size veriyorlar. Ama hikayenin tamamını okuyun. Yani şimdi size şöyle bir hikaye söylesem. Desem ki kırmızı başlıklı kız babaannesinin kapısını çaldı. Karşısına çıkan işte karşısına kurt babaannesi kılığında çıktı desem. Siz bu hikayeyi aslında böyle olmadığını, yani böyle başlamadığını, hikayenin en başında işte kurtla kızılmış aşık, yani hikayenin tamamını bilirsiniz. Şimdi ben bu hikayeyi anlatırken örnek veriyorum. Desem ki kırmızı başlıklı kız kapıyı çıktı ve karşısına fil kıl, şey babaanne kılına girmiş fil çıktı desem. Desem ki hikayenin neresinde fil girdi araya? Değil mi? Hikayenin geri kalanını biliyorsanız. Şimdi burada anlatılan size İslam hikayesinin, İslam tarihindeki hikayelerin bir kısmını seçip size kaktırmaya çalışıyor. İşte bizimle tartışması sebebi biz bütün kısmı biliyoruz. Ben bütün kısmı biliyorum. O bir kısmı parçaya çekip bana kaktırmaya çalışsa ben başka bir parçaya sana cevap veririm az önce verdiğim gibi. Şimdi ben şöyle diyeceğim. Birincisi bu Rahman olayı var ya, hani Rahman olayı, biz Rahman diye bir şey bilmiyoruz diyor ya, hikaye. Rahman İslam'dan önce de Arap Yarımadası'nda olduğuna dair gerekli şeyler var ama konumuz bu değil. Ama bir ipucu vereyim. Yemen'de Rahman ve Rahim olan tanrılara bir bakın. Tamam? Adı Rahman olan tanrılara bakın. Yemen'de. Tamam? Ve Mekkelilerin Yemen'le ticaret yaptığını ve sıkı fıkı ilişkileri olduğunu da biliyoruz. Yine o hikayelerden biliyoruz bu arada. Neyse şimdi saçmalığı anlatalım size. Bu saçmalığa göre Ali okuma yazma biliyor çünkü Ali yazıyor ama Muhammed bilmiyor. Şimdi Muhammed'i yetiştiren kişiyle Ali'yi yetiştiren kişi aynı kişi, Ebu Talip. Benim anlamadığım şu, Ebu Talip oğlu Ali'ye okuma yazma öğretmiş de tamam diyecekler ki aynı zamanda yetişmediler. Evet aynı zamanda yetişmemiş olabilirler ama Ebu Talip anladığım kadarıyla oğluna okuma yazma öğrettirecek nitelikte bir adam. Yani Ali'nin okuma yazma öğrenmesi için peki Muhammed'e niye okuma yazma öğretmemiş? Ya da öğrenmesi için çaba sarf etmemiş? Ebu Talip Muhammed'i Ali kadar sevmiyor muymuş? Zannetmiyorum. Hikayelerin geri kalanında böyle bir şey yazmıyor. Aksine Ali'yi de Muhammed'i de kendi öz çocukları gibi, Muhammed kardeşinin çocuğu olmasına rağmen Ali ile Muhammed'i birbirine ayırt etmediğini, hatta ve hatta dedesi Ebu
Abdülmuttalip'in de oğlu Hamza'yla torunu Muhammed'i ayırt etmediğini biliyoruz. Şimdi insan ister istemez soruyor. İki tane çocuğunuz var. Birini okutmuşsunuz, diğerini niye okutmamışsınız? Diyelim ki Ali Müslüman olduktan sonra öğrendi. Peki Muhammed niye İslam'ı getirdikten sonra öğrenmemiş? Muhammed daha mı şey, ben öğrenmiyorum ama ben öğrenmeyeyim falan mı demiş yani? Şimdi bunu niye söylüyorlar biliyor musunuz? Orada Muhammed'in okuma yazma bildiğini söylediği anda, bakın şu anda 26. dakika 35. saniyesindeyim videonun. Orada okuma yazma öğrendiğini söylediği andan itibaren 26. dakikası olsun kadar söylediği bütün hepsinin saçmalık olduğunu kendisi söylemiş olacak. Ben sonra İslam tarihi, Altacan Bey sadece İslam tarihinden ya da birkaç tane, onu da biliyorsunuz yamultarak yapmıştı. Yabancı kaynaklardan aldı filan diye anlattık size yabancı kaynakları burada. Yani onu da çökerttik. Rum suresi mucizesi gibi saçma sapan bir mucize çıkartmış ortaya. Onu da çökerttik de. Ama İslam tarihinde bu hikayeleri uyduranların neden bu hikayeleri bu şekilde uydurduklarını tekrar ediyor sadece. Yaptığı şey bu. Yani bunları siz de okuyabilirsiniz İslam tarihi üzerinden, ama diyelim ki hani şöyle bir şeyden bahsedelim. İslam tarihini yazanlar Muhammed'in okuma yazma biliyor olmasını istemiyorlar. Ama ortaya koydukları bütün kanıtlar Muhammed'in okuma yazma bilen birisi olduğunu gösteriyor. Bu da bize şunu çağrıştırıyor. Acaba Muhammed okuma, yani Muhammed gerçek MHMT diye adlandırdığımız kişi veya kişilerle bu Muhammed arasındaki bu çelişkilerin nedeni daha sonra uydurulmuş olması olmasın sakın. Yani gerçekten Arapları birleştiren ve İsmaili Arapları birleştiren Hristiyan bir lider ya da liderler topluluğu bunu okuma yazma biliyor olmalarına rağmen, ki vaiz olarak düşünebiliriz bunları. Daha sonra işte efendim bizi peygamber okuma yazma bilmiyordu. Niye? Çünkü şöyle bir iddiayı ortaya atmaları lazım. Bizi peygamberiz. Okuma yazma bilmediği için peygamberdi. Çünkü önceki İncil'leri, Tevrat'ları okumamıştı. Talmurları, bilmem neleri okumamıştı diye bunu şey yapıyor. Çünkü Kur'an'da İncil'de geçen, örnek veriyorum, Ashab-ı Kehf olayını anlatan Edesalı Yakup olayı var. Yani adam birebir aynısını anlatmış, aynısını alıp Kur'an'a koymuşlar. Aynı, birebir. İslam'dan 200 sene yaklaşık olarak yaşamış bir adam. Bu verdiği vaaz Kur'an'da. Aynen. Şimdi bunu nasıl inkar edeceksin? Bizi peygamberimiz okuma yazma bilmiyordu. Olabilir. Aynısı olsa bile bunu bize Allah söyledi. Okuma yazma bilmek, okusun oradan öğrensin. Bunu söyleyebilmek için İslam tarihinin içine etmişler. Ebu Talib'i de Muhammed'le Ali'yi ayrı tutan birisi haline getirmişler. Yani ben gerçekten bir Ebu Talib diye birisi yaşamamışsa bile, belki o karaktere benzer birisi yaşamış olabilir diyorum. Hani Muhammed'in akıl hocası olabilen, onu bakıp besleyip büyütüp onu himayesine almış adama yazık ettiklerini düşünüyorum. Yani bu yaptıkları çok ahlaki bir çıkarım değil Ebu Talib açısından. Adamın amcasını ve dedesini bu şekilde rezil etmenize gerek yok. Belli ki Muhammed de Ali öğrenmiş okuma yazma, Muhammed'e de okuma yazması öğrenmesi için Ebu Talib her şeyi siyaf etmiştir diye düşünebilirim. Muhammed'in de okuma yazma bilmediği konusu saçmalıktır zaten. Yani ben böyle bir karaktere benzer bir karakter varsa bile, ki az önce söylediğim gibi hani İsmaili Arapları birleştiren bir liderden bahsediyoruz. Böyle bir lider okuma yazma bilen bir liderdir. Eskilerin vaizlerini tekrar etmiştir, vaazları tekrar etmiştir. Belki üzerine vaazlar eklemiştir. Ve Arapları İsa'nın Tanrı'nın oğlu olmadığı, İsa'nın da bir peygamber olduğu ve bir Allah'tan bahseden, Arap Allah'ını tek Allah haline getiren bir İsevi mezhebine dönüştürmüş olabilme ihtimalinden bahsediyorum. Ama bu ihtimali bir kenara bırakırsak, İslam tarihine göre bakarsak bile Muhammed'in ölürken kalem kağıt istediğine dair İslam tarihinde veriler var. Muhammed Hudeybiye yaparken okuma yazma bilmiyorduk da ölürken mi okuma yazma öğrendi? Saçmalık. Yani. Neyse, dedim ki bunlar hikaye. Bu hikayelerin yanlışlığını ancak şöyle şey yapabilir. Bunların hepsi uydurma diyebilirsiniz. Evet, doğru. Çoğu uydurma. Çoğu bir şeylerin üzerine bir şeyler eklemiş Araplar. Ve gerçekleri kazdığımız zaman ortaya çıkacak olan gerçekte İslam bile yok. Yani Müslümanlık bile yok. Farklı bir İsevi mezhep gibi duruyor ortanın içerisinde, ama şunu açıklamaya çalışıyorum. Şimdi bu ACM'i bu şeylerden sonra tabii, yani bunlar şimdi tabii dediğim gibi hani cahil kandırma, yani olta atıp
cahil aptal al diyor. Yani aptalları cahilleri oltaya takmaya çalışıyorlar. Amaçları bu zaten. Yani başka bir amaçları yok bunların. Yani gerçek manada bu söylediklerinden farklı söylen bir, yani bunu açık olarak söylüyorum. Köydeki bir imamla da dinleyebilirsiniz yani bu hikayeleri. Yani imam da eğer en azından imam hatip lisesine gitmişse bir imam, köydeki imam da bunları anlatır. Bunun için Altay Cemmeriç'e ihtiyacınız yok. Şunları söylüyor daha sonra Altay Cemmeriç. Diyor ki işte anlaşma maddelerini anlatıyor. Maddelerden birisi Müslümanların o yıl hac etmemesi diye yazmışlar. İşte gelecek yıl hac edecekler diye yazmışlar. Sonra devam ediyor ve Ömer'in, bu ikinci halife Ömer'in buna karşı çıktığını söylüyor. Ama bakın o Acem olayları nasıl anlatıyor? Yani ben anlatsam mahkemelik olurum. Kendisi nasıl anlatıyor? Görelim bakalım. İz diyor. Evet diyor Hazreti Bekir. Peki diyor niye biz bu anlaşmayı kabul ediyoruz o zaman? Çok sinirleniyor. Celalleniyor işte. Ömerce tavırlar biliyorsun. Ömerce tavırlar mı? Sinirleniyor. Ömerce tavırlar. Ya yani Ömer'in sinirine hakim olamayan stresli, işte belki de şiddete meyilli birisi olduğunu anlatıyor herif. Ömerce tavırlar ne demek ya? Ömerce tavırlar. Ya bu Ömer var ya hep böyle şey yani fevri davranan bir adam. Bahsettiği kişi ikinci halife. Ben söylesem bunu dava edersiniz beni. Cimer'e şikayet et, dinimize hakaret ediyor diye. Hadi gidin alçal Cimer'e değil ki bizim bir halifemize hakaret ediyor diye. Niye senin halifen böyle bir sinirli sütlüs? Nasıl lan böyle delikanlı kabadayı falan yani bu ne? Ömerce hareketler. Böyle bir şey. Ömerce tavırlar. Ömerce tavırlar mı? Neyse bakın Muhammed güya rüya görüyor. Zaten bunu söylemiştir. Rüya görüyor. Rüyasında hac ettiklerini söylüyor. O kadar insan kalkıyorlar haca gidiyorlar arkadaşlar. Neyse dur şu kısmı bir şey yapalım. Şu kısmı devam edeyim. Hazreti Bekir diyor ki Allah'ın Resulü'dür diyor biz hani iman ettik. Nebi Aleyhisselam'a gidiyor diyor ki ya biz diyor Müslüman değil miyiz? Bunlardan üstün değil miyiz? Biz niye bu anlaşmayı kabul ediyoruz? Ve harica diyor ki sen rüyanı da görmedin mi? Bizim hac ettiğimizi. Nebi Aleyhisselam diyor ki bu yıl o hac ettiğimizi görmedim. Hac edeceksin diyor merak etme. Şimdi Muhammed rüyasında hac ettiklerini görüyor. ya hikayeyi yazanlar da iyi bir senarist de değiller bu arada. İyi bir senarist böyle bir şey yazmaz tabii ki. Yani iyi bir senarist ne yazacağını bilir. Ya yani hikaye yazanlar da o kadar gelişi güzel. Bence bu hikayeleri bir kişi de yazmamış. O yüzden böyle karmaşalar var. Birden fazla kişi yazmış ona benziyor. Çünkü biri öyle de biri böyle. Muhammed rüya görüyor. Hac edecekleri rüyasını görüyor. O kadar insanı hazırlıyor, tıraş ediyorlar falan. Yani hac etmiş de kafaları tıraş ediyor düşünüyorum. Yani şeye giriyor, ikrama giriyor değil mi? Öyle bir şeyler var. İkram mı? Öyle bir şeylere giriyorlar. Yani koyunlar, kişiler, bilmem neler, zartlar, zurtlar. Ne yapıyoruz? Haca gidiyoruz diyor. Sonra Ömer geliyor diyor ki Ömerce tavırlarla, şeyin tabiriyle. Ömerce tavırla giriyor ki biz Müslüman değil miyiz lan? Biz onlardan büyük değil miyiz oğlum? Biz niye bunu yapmadık diyor. Biz niye hac etmedik diyor. Bu nasıl bir şey diyor. Ebu Bekir diyor ki ben Allah'ın Resulüne iman ettim. O ne derse o diyor. Sonra Muhammed diyor. Muhammed tabii o kadar belki de bence büyük ihtimal Muhammed o kadar şey yapmamıştır. O kadar Ömerce tavır sergilememiştir. Diyor ki işte Muhammed'in yani biz niye gitmedik filan. O da diyor ki hani sen rüya görmüştün diyor Ömer mantıklı bir soru sorarak. Hani rüya görmüştün? Hani senin rüyan şeydi filan. O diyor ki gördüm ama bu yıl görmedim. O zaman biz niye bu yıl gittik? bazıları şunu diyebilir. Otursaydık gitmeselerdi o anlaşma olmazdı diyebilirler. Yani o zaman haca değil kuşansaydı silahları şeye gitseydiniz, savaşa gitseydiniz. Yani çok saçmalık. Büyük bir mantık hatası. Ya da en azından ne bileyim yani kaldı ki Muhammed'in rüyalarının gerçek, tamamen %100 gerçek olup olmadığını Muhammed'e söyleyen de Allah'ın kendisidir ha. Yani değil mi? Kur'an'da ayet var. Ben onu sana rüyanda az gösterdim ama onlar çoktu. Eğer sana çok gösterseydim gidecekti falan. Yani Allah Muhammed'e rüya aracılığıyla yalan söylüyor mesela Kur'an'daki ayete göre. Bunu iyi bir amaçla yapıyor bu arada. Hani Kur'an'daki yine ayete göre. Allah Kur'an'daki ayete göre eğer onlara doğruyu söyleseydim sana Muhammed sana rüyanda doğrusunu gösterseydim bu işin sonu daha kötü olurdu. O yüzden ben sana yalanı söyledim. Yani yanlış bir şey, yalan bir şey söyledim. Ama bu yüzden daha iyi bir şey oldu. Yani iyilik amacıyla yalan söylemek gibi bir durum bu. Yalan kötü bir şey değildir. İyilik içinde yalan söylenebilir. Bunu da tekrar paradisi açayım. Beni gidip Cimer'e şikayet etmeyin. Allah'a yalan söyledi dedi falan diye. Allah iyilik için yalan söyleyebilir. Bu Kur'an'da yazıyor. Yani Muhammed'in gördüğü rüyaların tamamı yalan olabilir. Bunu Kur'an söylüyor. Ben değil. İlgili ayete bakabilirsiniz. Yayını şey yaparken buraya ayetin numarasını yazarım. Şimdi aklımda yok. İlgili ayete gidip bakarsanız orada Allah'ın rüya aracıyla Muhammed'e yalan söylediğini görebilirsiniz. Demek ki yani
anladığım kadarıyla burada şu olmuş olabilir. Muhammed de o yıl hacca gideceklerini zannediyordu. Herkesi toparladı. Hadi gidiyoruz hacca falan dedi. Sonra hacı olmayınca Allah dedi ki ya ben sana bu hacca gönderdim ama bu yıl için değil, bir dahaki yıl için. Belki de Muhammed şeye Cebrail'e ya o zaman niye boşu boşuna gittik falan bile demiş olabilir, bilmiyorum. Yani neyse. Ya her hikayede mantık gerekmiyor. Biz mantığını bulmaya çalışıyoruz. Neyse, inanmak yeterli bunlar için. Yani inanıyoruz. Güzel bekliyoruz. Tamam, güzel. Müthiş. Devam edelim arkadaşlar. Fetih suresindeki ayetler iniyor. İnna fetahna leke fetham mubina. Bu apaçık bir fetihtir diyor ayet-i celle. Bizde yanlış anlaşılıyor. Bu şey zannediliyor. Mekke fethinden sonra indi zannediliyor. Bu ayet Mekke fethinden sonra inmiyor. Bu anlaşmadan sonra iniyor. Tamamen Müslümanların aleyhine görünen ve Müslümanların mağlup, hani masada mağlup ayrıldığı zannedilen bir anlaşmadan sonra iniyor. İnna fetahna leke fetham mubina. Şimdi yıl 1996 arkadaşlar. O zaman Fatih Terim Galatasaray'ın başına daha yeni gelmiş. Diyor ki ilk röportajında 2017 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası'nı kazanacağız. Evet, bunu Fatih Terim söylüyor. Eğer buna ne kadar inanıyorsanız buna da o kadar inanıyorsunuz. Aynı şey. Hiç fark etmiyor. Çünkü ben bunu 2023 yılında söylüyorum. Fetih Suresinin ne zaman indiğini ve ne için indiğini kim söyledi? Fetih Suresi mi söylüyor? Fetih Suresi diyor mu ki biz bunu bugün için indirdik falan diye. Hayır. Fetih Suresi'nin ne zaman, ne için indiğini Abbasiler söylüyor. 200 sene sonra söylüyorlar. Benim şu anda 2023 yılındayız değil mi? Kaç sene olmuş? 27 sene önce Fatih Terim'in UEFA Kupası'nı kazanacağını söylediği kehanetini iletmem gibi bir şey bu. Eğer biraz kafanız çalışıyorsa yemezsiniz. Eğer biraz kafanız çalışmıyor, cahilseniz, yani neyin ne olduğunu bilecek kadar sorgulayıcı düşünceye haiz değilseniz yersiniz tabii ki. Yani, altacı beş yediriyor insanlara. Yani müthiş bir şekilde yediriyor. Tefsirleri yazanlar bu konuların, bakın tefsirler, yani ayetlerin niçin geldi. Bu arada tefsirlere de baktım bu arada. Onu da söyleyeyim de hani sadece şeyden dolayı söylemiyorum. Bu arada notlarımı da geleyim bakayım. Tefsirleri yazanların bu tefsirleri hadislerden aldığını biliyoruz. Yani orta bir çalışma yapıyor. O çalışmadan onu alıyor, onu alıyor. Ama bu çalışmalar tamamı Emevilerin son dönemi, Abbasilerin ilk dönemlerinde başlıyorlar. Yani orta gerçek manada bir mucize olmadığı gibi olaylardan bir iki asır sonra birileri tarafından yazılmış şeylerden bahsediyoruz. Yani bu çok bu çok saçmadır. Kaldı ki burada kalsa metnin fethi olduğundan çoğunlukla iddia ediliyor olsa da Hudeybiye'den sonra olan olayları da affedenler var. Yani şeylere bak, tefsirlere baktığımız zaman bunları görebiliyoruz ama çoğunluk gerçekten yani diyor ki Hudeybiye'den sonra geldi bu şey. Ama ne zaman diyorlar bunu? 200 sene sonra. Yani diyenlerin çoğu Abbasi döneminde yazanlar. Müslümanların bu anlaşmayı yani şimdi bir de şöyle bir durum var. Şimdi Hudeybiye anlaşması dediğimiz anlaşma zaten başlı başına bir kaynak olamaz. Yani Hudeybiye anlaşması sonra Hudeybiye mi? Ve bu anlatılan Hudeybiye anlaşması diye bir anlaşma yok. Öyle bir anlaşma yok. Ve düşünün, bir anlaşma oluyor. Müslümanlar bir anlaşma yapıyorlar. Anlaşmanın neticesinde Fetih Suresi diyor ki bir şeyde bir zafer verdik diyor. Ve bir yıl sonra gerçekten Mekke fethi falan işte oluyor. Mesela. Ve bu anlaşmanın sayesinde oluyor. Yani bu anlaşma Müslümanlara savaşı kazandıran, bu anlaşma Müslümanlara Mekke'nin fethini açan, bu anlaşma Müslümanları Arabistan'ın hakimi haline getiren bir anlaşma. Peki, nerede bu anlaşma? Böyle bir anlaşmayı Müslümanlar gözü gibi saklamaz mı? Nerede o zaman? Anlaşma hiçbir zaman var olmadı. Öyle bir anlaşma yok. Böyle bir anlaşma yok. Mesela tarihin ilk anlaşması, Kadeş Anlaşması, değil mi? Kadeş Anlaşması Hititlerle Mısırlar arasında olmuştur. Bu anlaşmanın orijinali var. Hudeybiye'nin yok. Bakın Kadeş Anlaşması İslamiyet'ten yaklaşık 2000 sene önce olmuş bir savaşın anlaşması. Anlaşmanın iki kopyası da var üstelik. Bir Hitit versiyonu var Mısır'da. Mısır versiyonu var İstanbul'da Arkeoloji Müzesi'nde. İkisi de var. Ben bu anlaşma hakkında birkaç doktora tezi falan yazdım. Baktım daha doğrusu. Yazdım derken pardon yanlış söyledim. Birkaç doktora tezine falan bakayım dedim. Hani günümüz Müslümanları bu anlaşmayı aramışlar mı, bulmuşlar mı vesaire diye. Hiç kimse bilmiyor. Anlaşmanın asıl metni bilinmiyor. Nerede bu metin? Yok. Bilen yok. Yapan yok. Hepsi bu hikayelerin hepsi 200 yıl sonra birileri tarafından yazılmış. Hudeybiye'de anlaşma yaptık falan bilinmedi.
Yok böyle bir şey. İşte anlaşmanın maddeleri şöyle falan diye. Yok. Böyle bir anlaşma yok. Anlaşmanın orijinali yok. Eğer bu anlaşma bu kadar önemli olmuş olsaydı, bu kadar gerçekten şey olmuş olsaydı, gözleri gibi saklarlardı. Yani öyle bir saklarlardı ki, yani bugün Kabe'nin içinde saklamazlar mıydı ya? Kabe'nin içinde bu anlaşmayı saklamazlar mıydı böyle oraya böyle güzel bir şekilde asarak? Kabe'nin içinde saklamazlar. Bu anlaşmayı saklamayanlar başka neyi saklar ki zaten? Kur'an'ı zaten saklamamışlar, onu biliyoruz. Kur'an daha sonra yakılmış. Bu da yine İslam kaynaklarına çıkıyor. Ama şimdikler bunu yiyor zaten. Anlaşma. Evet. Hudeybiye anlaşmasından şu olmuş. Peygamberimize bunu demişler. Peygamberimiz şunu demiş. Ali bunu yapmış. Şu şunu yapmış. Bu bunu demiş. Bu bunu demiş. Bunlar bana açık olarak söylüyorum. Herhangi bir romanda ya da herhangi bir hikaye kitabında okuduklarından daha fazla bir anlam ifade etmiyor. Yok çünkü. Bunlar bir anlamlı değil. Anlaşmanın metni ortaya çıkmadan. Mesela örnek veriyorum. Anlaşmanın metni ortaya çıkacak ve orada göreceğiz mesela. Muhammed Resulullah yazılmış. Silinmiş. İşte üstüne Abdullah bin Muhammed yazılmışlar. Mesela bunu görsek mesela. Değil mi? Yani bunu görsek açık olarak söylüyorum. Muhammed yine peygamber olmaz ama ben o zaman şunu diyeyim. Muhammed kesinlikle yaşamış bir adam. Hatta şu tarihte yaşamış bir adam. Yani şu tarih dememiz belki şey olabilir. Çünkü karbon testi büyük ihtimalle bize yanlış tarihler verecektir. Ya da su tam net tarihleri vermeyecektir. Ama verdiği karbon testinin vermiş olduğu tarihler arasında yaşayan birisi olduğu ihtimalini %90 ihtimalle düşünebilirim. Çünkü bir de hayvanın öldüğü tarih var. Bir de onunla ilgili durum söz konusu. Ama var mı böyle bir şey? Yok. Böyle bir anlaşma yok. O zaman konuşmanın da bir anlamı yok. Ama bunlar dediğim gibi aptal kandırıyorlar. Yani bulmuşlar kandırıyorlar işte. Hala inanan aptalların olması da çok ilginç. Devam. Müslümanlar davet yapabiliyorlar. Kolaylıkla Arap ülkelerine, yani diğer Arap kabilelerine İslam'ı anlatabiliyorlar ki bu İslam savaşla yayıldı, safsatası aleyhine de çok güçlü bir delildir. Bütün Arap kabilelerine, ondan sonra işte mesela Bizans'a giden mektuplar, Sasanilere giden mektuplar hep bu ayetten sonra iniyor. Çünkü artık Kureyş'le uğraşmak zorunda kalmıyorlar. İslam'ı anlatıyorlar. Şimdi ACM'nin sorgulama kapasitesinin sıfıra yakın olduğunu bu söylediği ifadelerden anlayacağım. Birincisi İslam'ı anlatıyorlar. İslam savaşla yayılmadığı kısmına bir cevap vereyim. Tevbe suresinin 90. ayetinden sonrasına bakarsanız, bakın Kur'an'dan bahsediyorum. Burada Tevbe suresinin 90. ayetine bakarsanız bu suresi Müslüman olanların çoğunun daha sonra yerden yere vurulduğunu görebilirsiniz. Onların gerçek Müslüman olmadıkları, onların münafık oldukları değil mi? Yani Arabi olanların yerleşik. Şimdi mesela bu anlaşmadan sonra Müslümanlar yerleşik olmayan çevre Araplarını, çevredeki işte bizim bugün Bedevi dediğimiz aslında Arapları Müslümanlaştırmak için işte belli şeyler, etkinlikler, belli bir faaliyetler yapmışlar. İşte elçiler göndermişler, imamlar birileri göndermişler İslam'ı anlatmak için ve onların Müslüman olmasını sağlamışlar. Ve bunların Müslümanlıklarının tamamının hikaye olduğu Kur'an'da yazıyor. Onların münafık olduğu söyleniyor. Çünkü onlar Müslüman olmadılar. Mekke'nin fethinden sonra Müslümanlığı filan yani işte Tebuk seferine hazırlıkları yapıyor Müslümanlar. Savaşa gidelim filan. Ne savaşı ya işte o kadar istekli. Yani o yüzden Kur'an mesela yani Kur'an'da yani işte Kur'an yazarları ya da işte Muhammed artık kim yazdıysa filan bu Arapları münafık olmakla suçluyor. Sırf savaşa katılmadık istemedikleri için bu arada. Hepsini azapla müjdeliyorlar. Kur'an'daki ayetlere bakın. Tevbe suresinin 90. surattan sonraki ayetlerine bakabilirsiniz arkadaşlar. Orada yazıyor bu arada. Altay Cembeş gibileri ya bu konuları bilmiyorlar. Bilmiyor da olabilir bu arada. Yani Tevbe suresi ayet 90'daki anlatılanların kim için anlatıldığını bilmiyor olabilir. Bu konuda özellikle Yaşar Nuri Öztürk'ün bir çalışması vardı. Belki onu okumamış olabilir. Eğer biliyorsa o zaman ya aptal numarası yapıyor ya da insanları yine aptal yerine koyuyor. İkisinden biri artık bilmiyorum. Yani bilen bir adam oradaki yayılmanın aslında yani İslam'ın savaşla yapmış olduğu yayılımların etkisi kadar değildir o etki. Savaşla yayıldığını daha bağlı Müslümanlar elde ederken bu barış süreci dedikleri hikayelerdeki barış sürecindeki konulardaki Arapların münafık olduğu Kur'an'da yazar. Ve bunların hepsini aynı kişiler uydurduğunu da tekrar üstüne basa basa ekliyorum. Yani o hikayeleri uyduranlar, o ayetleri oraya koyanlar vesaire hepsinin benzer yani aynı bir kişiden bahsetmiyorum aynı toplumlar olduğunu bulut içerisindeki hani bir bulut düşünün yani bir Kur'an yazarı ve hadis yazarı bulutları o buluttaki kişiler o gruptaki kişilerden bahsedebilirsiniz. Şimdi Bizans ve Sasanilere gönderen mektuplara gelince bunlar daha sonra o yani
eklenmiş şeyler. Çünkü Bizans'ta ya da Sasani'de böyle bir şey yok. Şahsi fikrim eğer Muhammed kimse, yani Mehmed'e unvanını o dönemde kullanan kişi kimse, elbette hamisi olan Bizans ile irtibata geçmiş olabilir diye düşünüyorum. Yani bu benim düşüncem ama bunların yine Bizans'ta karşılığı yok. Yani Mehmed'e adı Bizans kaynaklarında geçiyor. Geçmiyor değil. Mehmed'e olarak geçiyor. Ama bu bir unvan olarak geçiyor. Yani bir İsevi bir unvan olarak geçiyor ve bu İsevi unvana sahip olan kişinin İsmail olan Arapları birleştirdiği ve bu Arapların da daha sonra Bizans'a saldırdıklarından vesaireden bahsediyor. Ama bu hem tarih olarak 632'ye uymuyor çünkü daha sonradan bahsediyorlar. Hem de bahsettikleri şey bir unvan. Belki o unvanı taşıyan başka başka kişilerden bahsediliyor olabilir. Ama kesinlikle Müslümanların bahsettiği gibi bir Muhammed hiçbir kaynakta geçmiyor. Yani ben işte Allah ya işte Bizans şey Allah'ın Muhammed Allah'ın elçisinden Bizans imparatoru bilmem ne çağrı filmde anlatıyor ben işte Mısır mukavkısı bilmem kime işte şuna zarta zurta öyle bir şey yok. Öyle bir elçi gitmemiş, öyle bir bilgi yok, öyle bir şey yok. Bizans'ta o kadar veri var bu konuları aydınlatabilecek ama böyle bir veri yok. Yani bazıları şey demişti bana hatta bu Twitter Space'te. Yani Bizans herkesi şey yapmış mı, kayıt altına almış mı? Yani bir Bizans elçisi gittiği zaman kayıt altına alınmıştır zaten de. Yani bir Bizans elçisi gidecek, Arabistan'da bir peygamber çıktı, sizi dine davet ediyoruz diyecek. Bu alınmayacak. Yani sen bir Ortodoks kilisesinin başındaki adama gideceksin. Diyeceksin ki böyle böyle bir peygamberiz ama bu yani bu imkansız bir şey. Yani bu şeye benziyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmaların hepsi kayıt ediliyor mu? Ya elbette ediliyor yani. Bu ona benziyor. Kaldı ki hani hiç bahsedilmese diyeceğim ki hani Bizanslar hiç bilmiyorlar onlarda. Hayır, Araplarda bir birleştirici bir liderlerin olduğu ve bunları Arapları birleştirerek Bizans topraklarına saldırdıklara dair veriler var. Ama bunların hiçbirisi Muhammed'den ya da elçilerden bahsetmiyor. O yüzden hikayenin burasını yani uydurmuşlar sonra da işte biz elçi gönderdik vesaire falan diye. Yok yani bunun bir karşılığı yok. Yani bu şeye benziyor. Galatasaray diyor ki ben diyor Fenerbahçe diyor 1991 yılında 10-0 yendim. E nerede kaydı? Yok ama yendim. Yani belki de bilmiyorum Fenerbahçeli kendisine Fenerbahçeli diyen birkaç tane mahalledeki adamı yenmiştir diyebilirsin. Ya da rüya gördünüz diyebilirsin değil mi? Yok öyle bir şey. Yani bir şey yapılmışsa onun bir kaydı olması lazım. Kaydı yoksa konuşmanın bir anlamı yok. Bizans öyle kayıt tutmayan bir adam değil. Kaldı ki Bizans kaynaklarında birçok şeyin kaydı var. Ve Bizans gerçekten çok önemli bir kayıt. Bu kayıtlar yok olmamışlar bu arada. Bizans imparatorlarının yazdığı kitaplar bile duruyor. Ama bunlar yok. Evet devam. Bir yıl önce giremedikleri hacı var ya, savaşmaksızın teslim alarak giriyorlar bu anlaşmadan sonra. Ve bu öngörülebilir bir olgu değil. Öngörülebilir bir olgu olsaydı Mekke müşrikleri öngörürdü. Müslümanlardan siyasi tecrübesi olan sahabeler bunu öngörebilirdi ki Hazreti Ömer bunlardan birisidir. Yıllarca elçilik yapmıştır. Mesela Nebi Aleyhisselam çobanlık yaparken, orta halli tüccarlık yaparken Hazreti Ömer siyasi elçilik yapıyordu. Devlet yönetiminde, bürokraside çalışıyordu. Ve hankeza yaptığı fetihleri biliyoruz. İslam devletini sistemleştiriyordu daha sonraki dönemde. Bu bana çok açık bir mucize gibi geliyor. Öngörülebilir bir şey değil. Fakat Yani sana çok açık bir mucize gibi gelmesi normal. Çünkü sen bu durumda büyük ihtimalle sorgulama kapasitelerini ya kullanmıyorsun. Yani ya aptal numarası yapmaya çalışıyorsun ya da insanları aptal yere koyduğun için sana açık bir mucize olarak gelmesi tabii ki normal. Yani ne olarak gelecek? Yani burada durup sorgulayıcı bir şeyle ya iyi de bu hikayeler 200 sene sonra yazıldı diye sorgulama yürütebilecek kapasite birisi olduğunu gösteremiyor olmanın bana başka bir açıklaması yok. Yani bu yüzden de bizim karşımıza gelmiyor olmanın da başka bir açıklaması yok. Dediğim gibi ya kendini aptal yere koyuyorsun ya da insanları aptal yere koyuyorsun. Başka bunun bir çaresi yok. Yani bunların açık bunu bana açık bir mucize olarak geliyor kavramı da dediğim gibi ben yayının başında söylediğim gibi cahil kaldım. Altay abim nasıl da şey yaptı filan bak açık mucize dedi Altay abim filan diye. Neyse Altay Cembeş daha sonra işte başka bir mucizeden bahsediyor. Bu Kevser suresinde bir mucizeden bahsediyor. Ben biraz özetleyeyim arkadaşlar. Buraya yazmışım zaten. Bu sözde mucize göre Muhammed'in oğlu ölünce Mekkeli müşrikler Muhammed ile oğlu olmadığı için soyu kesik diye alay ediyorlar ve ayet geliyor. Asıl onların soyu kesiktir diyor ayette. Bakın bunu da mucize diye ifade ediyor ve mucizeyi nasıl ispatlıyor? Çok ilginç bir şekilde şarlatanlardan mucize. Bak açık olarak şarlatan, bu hatta videonun başlığı bile olabilir. Şarlatanlıktan
mucize çıkartmak. Buyurun önce şarlatanlığı nasıl mucize yaptınız diye. Ebu Cehil ve Ebu Leheb'e kendisini nispet eden hiç kimseyi görmüyorum. O gün bir sürü oğulları olmasına rağmen ben Ebu Cehil'in soyundanım, ben Ebu Leheb'in soyundanım diye bununla, çünkü bu insanlar bu soyları yok etmeye çalıştılar. Eski dönemde yani ben kendisini nispet etmemeye çalıştı adam oraya. Mesela annesine nispet etti kendisini. Araplarda yapılmaz bu mesela. Değil mi? Yok yani şu an aramızda bilmem ne soyu Ebu Cehil'e dayanan, Ebu Leheb'e dayanan bunu bilen bir insan yok. Çünkü yok etmek istediler soylarını. Ve soyları kesik oldu hakikaten. Peki bir de Muhammed Aleyhisselam tarafına dönüyoruz. Çünkü ayet inne şaniyaka huvel abtar esas senin soyu kesikleri gel. Nebi Aleyhisselam'ın da soyunun kesik olmadığını ima ediyor gibi bir şey var, ifadesi var. Normalde Araplarda kız üzerinden soy yürümez. Çünkü şöyle Hazreti Ali ile mesela Fatıma annemizin kızı olsa Fatıma annemize nispet etmeyecek kendisini. Hazreti Ali'ye nispet edecek. Hazreti Ali'den de Hazreti Ali'nin babasına ve Nebi Aleyhisselam soyuna gitmemiş olacak. Yani Araplarda kendini bayana nispet etme çok şey değil, sık bir şey değil. Fakat bugün Nebi Aleyhisselam'ın şeyine bakıyorsun. Seyitler, şerifler değil mi? Geçen gün birisi benim numaramı istedi mesela. Yani dedim numara çok şey yapmıyorum kardeşim dedim. Yani yetişemiyorum telefonla görüşme yani. Ya dedi ben Seyidim dedi. Dedim hürmetin büyük yerden. Verdim numarayı mesela. Ayetin tahakkükü öylesine gerçekleşmiş oluyor ki Nebi Aleyhisselam'a herkes kendini nispet etmeye çalışıyor ve inanılmaz bir şey var. Seyyid Şerif var. O... Ben Seyyid'im diyen adamın şarlatan olduğunu söyleyebilirim burada. Ben Seyyid'im. Nereden biliyorsun lan? Diye sormak yerine aa sana büyük saygım var. Değil mi? Şarlatanlara saygınız olmanız makuldür. Kaldı ki Kürt, Türk, Zart, Zurt, bilmem Zart, Türk birçok milletten Seyyid var. Niye Seyyid var? Para. Osmanlı zamanında Seyyidlere para veriliyordu. Para. Seyitsen para alıyorsun, seyitsen işte dergah kurabiliyorsun, tarikat kuruyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Babası seyit diyor, oğlu seyit. Birisi diyor ben seyitim diye bir yalan uyduruyor bir şarlatan. Ondan sonra şarlatanlık babadan ola gidiyor. Ya bu şarlatanlığın İslam'da yerinin olmamasını savunması gereken adamlar şarlatanlığı savunuyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Yani efendim Muhammed'in soyu yürüyorum. Niye herkes kendisi Seyit diyor? Tamam canım ben Seyit diyen herkes Muhammed'in soyundan anasını satayım. Yani bu kadar mı aklınızı sokağa attınız? Yani birisi sana Seyit'im ben. Aa tamam sen Muhammed'in soyundansın. Ya kardeşim biraz kafa yok mu? Biraz. Her yalana lapin gibi atlamayın. Kaldı ki bu dünyada Portalikolu Mesih var. İsa'nın soyundan geldim diyor. Ya ye uyusun hadi bakalım. Portalikolu Mesih onu da ye. Niye Portalikolu Mesih'in Mesihliğini kabul etmiyorsun o zaman? Adam diyor ben İsa'nın soyundan geliyorum diyor. Öbürü de Muhammed'in soyundan geliyorum diyor. Hepsi şarlatan. Kaldı ki Emeviler kimin soyuydu? Ebu Sufyan'ın değil mi? Şimdi kaldı ki Endülüs Emevilerine falan övüyor bunlar. Endülüs Emevileri o senin bugün hani kimse soyundan gelmiyor diye Ebu Süfyan'ın soyundan bu arada. Emeviler Ebu Süfyan'ın soyundan gelen insanlar. Kaldı ki sen adama Ebu Cehil diyorsun. Yani Amr bin Hişam'a Ebu Cehil diye yani cahil diye ünvan tak. Bir soru diyorsun kimse kendisini Ebu Cehil'in soyuna şey yapmıyor. Ulan Ebu Cehil'in soyuna adam kendisi Ebu Cehil'in gerçekten soyundan olan adamlar ki vardır. Onlar bile biz Ebu Cehil'in soyundan değiliz demişlerdir. Yani Ebu Cehil'i soyundan deyip toplumda yer edilebilmesi mümkün mü? Sen adama yüzyıllarca adamları it kak, toplumda dışla. Ondan sonra ki sizin soyunuzdan filmse gelmiyor, bizim soyumuzdan geliyor. Ve her şarlatanı da Muhammed'in soyu diye kabul et. Sana gelip her seyitliğine şarlatanı kabul et. Ondan sonra şarlatanlığı da mucize olarak bize yutturmaya çalış. Hadi bakalım. Şarlatanlardan mucize çıkmaz Altay Cemil'ci. Şarlatanlığa senin karşı çıkman lazım. Bunlar İslam'ı lekeliyor diye. Çünkü o seyitlerin içerisinde öyle şerefsizler var ki. Şimdi bir tane şerefsizini biliyorsunuz. Astık zaten de. Yani ben birçok şerefsizini size söyleyebilirim. O seyitlerin içerisinde. Çok var. Son bir alıntı. Sonra da bitireceğiz. Önümüzde ben seyidim diyen yüzlerce binlerce insan görebiliyorsun ve bununla gurur duyuyorlar. Hani... Tabii. Onlar gurur diyorlar. Çünkü niye Seyit olduğu zaman her gerizekalı ben Seyit'im dediği zaman aa sen Seyit misin? Aa süper müthiş sana bir şeyim var diyor. Süper saygı işte Muhammed'in soyundan gelmiş gibi. Yani çünkü Seyit'im dediği zaman bu ülkede birçok gerizekalıyı kandırabiliyorsun. Yani aptallığın son noktasınız. Ya biraz kafanız biraz çalışmıyor mu ya? Arkadaş yani hani tamam ateist olman da gerekmiyor ha. Ulan gerçekten Müslüman olsan dersin ki kardeşim seyit meyit yok hikaye bunlar. Seyit diyerek insanları ruhbanlaştırıyorsunuz.
Şeyhler, seyitler, zartlar, zurtlar diyerek şerefsizleri soyutlaştırıyor. İslam dini içerisinde ruhbanlaştırıyorsunuz o şerefsizleri. Lan sizi karşı çıkmanız lazım. Benim bile bak bu seyit var ya Muhammed'in soyundan geliyor. Bak ne kadar şerefsiz. Demem lazımken ki ben bunu demiyorum. O adamların Muhammed'in soyundan geldiğini, gelmediğini biliyorum çünkü. Sakın gidip yine cimere şikayet etmeyin. O adamların Muhammed'le hiç alakası yok. Zaten Muhammed diye birinin yaşadığı şüpheli. Ama o şerefsiz Muhammed'in adını kullanarak kendi şerefsizliğini örtüyor. Siz bunun farkında değilsiniz. Kendi sapıklığını örten bir sürü seyit çıkartırım ben size tarihte yaşamış. Kendi yobazlığını, kendi bağnazlığını örten bir sürü seyit çıkartırım ben size Muhammed'in adını kullanarak bunları yapmış. Bazıları Alevileri öyle bir katletmişler ki bazıları Alevi seyit olmuş. Bazıları seyit olup Alevileri katletmiş. İnsanları katletmiş. Masum insanları katletmiş. Ona buna tecavüz etmiş seyitler var. Siz bu her şerefsizi ne yaptınız? Muhammed'e soy mu yaptınız? Diyor lan ben yapsam diyeceksiniz ki ateist bizim peygamberimizi kötülemek için bütün şerefsizi peygamberimizi soy yaptı dersiniz. Lan siz yapıyorsunuz. Ya bu nasıl bir aymazlıktır? Bu nasıl bir cahilliktir? Bu nasıl bir insanlar ya aptal numarası yapıyor? Ya aptal dediğim gibi kendi ben de Altay Cemiş bu da aptal numarası yapıyor. Ya da insanlar aptal yere koyuyor. Seyidim diyen adama inanılır mı ya? Seyidim ben. Tabii canım sen seyidim dediysen seyisindir ya. Tabii. Altay Cemiş'i dolandırmak çok kolaydır ha. Değil mi? Cebrail mesela adam ben. Cebrail mi? Tamam Cebrail'sen Cebrail'sindir. Yani. Bu yüzden sen hiç ateist olamadın, Müslüman oldun. Biz hala ateistiz. Çünkü ben her karşıma gelen şerefsizin söylediğine inanacak kadar aptal değilim. Seyidim ben. Yürü git lan. Ne seyidi diye derim yani. Kardeşim gerizekalı mısın sen? Kimse seyit olduğunu ispatlayamaz. O kadar geri bırak seyit olduğunu ispatlamayı. Ya sen 500 sene önceki soyunu ispatlayamazsın ya. Bırak 1500 sene önceye gitmeyi. Bana 500 sene önceki dedeni ispatlayamazsın burada. Belgelerle. Yok öyle bir belge çünkü. Gidemiyorsun o kadar geriye. Ancak söylentiler. Vesaire. İşte şuradan geldik, buradan gittik, buradan çaldık. Ancak işte genelleme üzerinden bir şeyler yaparsın. Ama seyidim demek ya yürü git. Neyse. Bir de gelip efendim Altay Cemil çok zeki adam. Her seyidim diyene, seyidim diyene inanacak kadar zeki olmadığını söyleyebilirim. Tamam. Kendisi ispatlamış oldu böylelikle. Bu yüzden bizim karşımıza gelebilir. Benim karşıma gelse kardeşim sen her şeydim diye inanacak kadar kafayı mı yedin? Biraz şey yap ya. Hani peygamberini biraz özel birisi yap ya. Hani ben MHMT'yi kral yapma işte ne bileyim belki bir kral bir lider vesaire falan olarak tanımlamaya çalışıyorum ya da bulmaya çalışıyorum tarihte. Bu adamlar peygamber demişler, Resulullah demişler. Resulullahlarını şerefsizlerle aynı soya tabi tutmaya çalışıyorlar. Muhammed'in adını kullanarak geçmişte ve bugün statü kazanmaya çalışan herkesin şerefsiz olduğunu ilettikten sonra yayını kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.